Bir şey yemedin. Hiç yiyesim yok. Sen de yemedin. Vallahi benim de hiç yiyesim yok. Bak Suzan, bu meseleyi biraz fazla büyüttün gibi geliyor bana. Yani belki Betüş Hanım onları söylemek istememiştir. Bana onu savunuptur Mavni. Kadın resmen senin bana layık olmadığını söylüyor. Kızacağına hala onu savunuyorsun. Hayır, ben kimseyi savunmuyorum. Sadece senin içindeki mahalle karısını uyandıran şeyin bir yanlış anlamı olduğunu düşünüyorum. Yok, doğru konuş, yersin kafana tabağa. Bak, bağırıp çağırıp kapıyı çekip gelen sensin. Medeni insanlar gibi davransaydın ya. Yani ne bileyim, Betüş Hanım'ı alsaydın, karşına otursaydın. Sen ne diyorsun kardeş deseydin. Bir de onu dinleseydin. Daha iyi olmaz mıydı? Ben anlayacağımı anladım Avni Bey. Uzatma. Al bak bakayım şundan. Gelmişler mi? Gelmişlerse git derhal konuş. En kısa sürede oyunu boşaltsınlar. Bakasım yok. Bak dedim Avni. Şimdi mi bakmayacağını tut hadi. Ya, tamam. Tamam bakayım. Bir şey göremiyorum işte. Perdelerini çekmişler. Ver bakayım. O zaman gidip kapılarını çal. Olur mu canım? Gece vakti insanların tadını kaçırmayalım. Sabah hallederim ben. Beni düşünmeyeni ben hiç düşünmem Avni Bey. Bu gece bu iş bitecek hadi. Ama... Hadi! Tamam. Kim geldi acaba? Annemler gelmiş olabilir. Ha, sakın kim ödemeden açma. Tamam. Sen dur, ben bakarım. Kim o? Benim Avni amcanı. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuklar. Anneniz evde yok mu? Yok, dışarıdalar. Hay Allah. Kaçta dönerler dersiniz? Bilmiyoruz, sinemaya gittiler. Hay Allah. Önemli bir şey mi vardı? Peki görünmüyorsunuz. Yok yok, önemli bir şey yok. Artık döndüklerinde uğradığımı söylersiniz. Söyleriz. Gördüğüm kadarıyla yalnızsınız galiba. İhtiyacınız olursa bize seslenin, tamam mı? Bizi arayabilirsiniz. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah Allah. Ne söyleyecekti acaba? İçimden bir ses kötü bir şey diyor. Sence abicim? Ben sizinle küsüm. Oo, sen de mi perilere merak saldın? Var mı gelen giden? Saçmalama Avni. Ben canım şaka yaptım. Konuşabildin mi? Hayır. Niye? Evde yoklarmış. Aa, yoklar mıymış? Sinemaya gitmişler. Çocuklara söyledim ama dönünce onlar benim uğradığımı söyleyecekler. Ya. Demek sinemaya gitmiş hanımefendi, öyle mi? Bak, gör işte. Ben alınmışım, kırılmışım. Kimin umurunda ha? Kadın utanmadan bir de kalkmış sinemaya gitmiş. Al, üç koşu pellerine bak. Kolay gelsin. Gözü pörtlesin değil mi? Ama sen bak dedin Suzan. Avni! İşte benim bütün derdim bu Duducuğum. Perihan'ın gün gelip de niye ben evlenmedim, çocuğum olmadı diye kafasını taştan taşa vurmasını istemiyorum. Bıraksın bu işi, şatosunun kadını olsun otursun. Bence de çok hak veriyorum sana Pakize teyze. Bana hak veriyorsun değil mi Duducuğum? Veriyorum, yemin ediyorum veriyorum. Ben de istemiyorum artık Perihan'ın Periler Heyeti Başkanı olmasını. O zaman bana yardım edeceksin değil mi Duducuğum? Tabii ki yardım edeceğim, etmez olur muyum? Peki ne yapabiliriz? Perihan'la benim konuşmam hiçbir şey çözmez ki. Başka bir şey bulmalıyız. Ne bulacağız? Ona sihir tutmuyor ki. Doğru. Bir düşüneyim. Ne olabilir ki? Düşün bakalım ya. Perihan ağaç. Ah, buldum. Ay, ne buldun? Ay, niye bunu daha önce hiç düşünmedik? Neyi düşünmedik? Hatırlasana Pakize teyze. Perihan niye aşka küsmüştü? Niye aşık olmayacağına dair söz verip de Periler Heyeti Başkanı olmuştu? Bunun özel bir sebebi olduğunu bilmiyorum. Yalnızca adalet ve iyilik için bu görevi yaptığını zannediyordum Dudu. O da var tabii. Ama Perihan'ın kendini aşktan uzak tutmasının ve evliliğe karşı olmasının tek bir nedeni vardı. Bir aşk kırgınlığı. Ne? Kime?
Ay tabii ya. Tabii ya Pakize teyze, sen bu hikayeyi hiç bilmiyorsun. Farkında bile değilsin. Biz kolejdeyken, gençken Perihan'ın aşık olduğu bir genç vardı. Adı da Muzaffer'di. Ama Perihan'a hiçbir zaman yüz vermedi çünkü o bir çapkınlık perisiydi. Sahi mi? Tabii ya. Gel gel, sana göstereyim. Ha? İşte Muzaffer. İşte onun için yıllarca aşka küstü, evliliğe karşı çıktı. Muzaffer bu mu? Hı hı. Çapkınlık perisi olduğuna göre hiç evlenmemişti. Onu bilemiyorum. Ama eğer Perihan'ın kalbi biri için çarpacaksa ve biriyle evlenmeyi düşünüyorsa bu ancak olsa olsa Muzi olur. Yani? Muzaffer. İstersen yarın onunla konuşur, sabah burada olmasını sağlarım. Gelir mi? Eskiden çok yakın arkadaştık. Beni kırmaz sanırım. Peki ama çapkınlık perisi ise onu Perihan'la nasıl yaklaştıracağız? Kendi rızasıyla kabul etmezse sihirleriz. Anlaştık. Bir taşla iki kuş vuracağız. Hem Perihan'ı evlendireceğiz hem de yıllardır bilmediğim o kalp kırıklığını çare bulacağız. Ama ne olur bunu Perihan'a belli etme. O benim seni bu fikrinden vazgeçireceğimi sanıyor. Merak etme. Beklediği gibi davranacağım. Hadi yarın görüşürüz. Annem gitti mi? Ay, şimdi gitti. Saatlerdir konuşuyorsunuz Lulucuğum. Ne oldu, ikna edebildin mi annemi? Galiba ettim. Artık seni zorla evlendirmeyecek. Sağ ol canım arkadaşım benim. Çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Babam ve bizlerle hayat renkli.